Sayın Genel Başkanım, değerli başkanım, çok değerli meyak üyeleri, çok değerli milletvekilleri, bu sıcak Adana'ya bir kat daha sıcaklık kattınız, şeref verdiniz. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Sizi 10 belediyeyle karşılamak şerefine nail olduk. Bizi onurlandırdınız. Nedir ki sloganda? Adana özgür, Adana özel. Adana özgür, Adana özel. Emri vakilere gelmez. Kendine münhasır bir insan tipine haizdir. Zorlamalar asla kabul etmez. Dolayısıyla büyük çabalar sonucunda biz 65 yıl almadığımız, 35 yıl almadığımız, 40 yıl almadığımız yerleri aldık. Tabii ki değişimin etkisi, belediye başkanlarının sizin gösterdiğiniz yolda adaletli ve çok çalışmak, halkın içinde olmak sonucunda halkın bizim buraları idare edebileceği kanaatini yaşadığı için Adana halkına da teşekkür ediyoruz. Adana'da ilk kez, ikinci kez üst üste Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Bu bir ilk. Bizim de üçüncü dönemimiz. Seyhan'da başladık. Seyhan'ı 25 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partili yaptık. 30 yıl sonra burayı Cumhuriyet Halk Partili yaptık. Ve bizim aldığımız her yer artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi oluyor. Çünkü hem halka çok yakın hizmet ediyoruz hep birlikte. Hem sorunlarını çözüyoruz. Hem de gerçekten insanları ayırmadan herkese eşit mesafede hizmet yaptığımız için çok büyük bir güven oluşturdu arkadaşlarımız hep beraber. Sizin de önerilerinizle 10 tane belediye kazanmış olan mutluluğunu ve sizin teşriflerinizle memnuniyetle karşıladığımızı, tekrar şeref verdiğinizi teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Değerli Başkanım, bugün burada sizi 3 kez üst üste belediye başkanı seçilmiş, 2 kez üst üste Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş olmanızdan dolayı, 31 Mart'taki büyük başarınızdan dolayı tebrik etmek üzere buradayız. Gerçekten Adana gibi bir şehir, Antalya ve Adana bu dönem bir ilki başardılar. Belediye başkanlarımız 5 yıl çalıştılar. Bu 5 yılın sonunda tarihimizde ilk kez ve o şehirlerin tarihinde ilk kez 2 kez üst üste bir belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmesi mümkün oldu. Bu 5 yıl boyunca ben burada masanın, koltuğun haciz edildiği fotoğrafınızı hatırlıyorum. Büyük bir borçla haciz batağında başladığınız yolculuktan 5 yıl sonunda hem Adana Büyükşehir'i mali yönden güçlendirerek, borçlarını yönetilebilir hale getirip önemli miktarda azaltarak hem de Adana'da şu hizmet aksadı dedirtmeden çok büyük bir başarı gösterdiniz. Bu israfa karşı olmanın, yolsuzluğa bulaşmamanın, adil ve şeffaf bir şekilde belediyeyi yönetmenin karşılığıdır. Bunun dışında hiçbir şey değildir. Yanımda Türkiye'deki rekortmenlerden bir tanesi oturuyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Mansur Yavaş'la birlikte ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte en yüksek oyu alan 3 belediye başkanından bir tanesi. Ben seçim akşamı otobüsün üstünden bu büyük zaferin sahibi hiçbirimiz tek başımıza değiliz dedim. Ne genel başkandır, ne adaylardır, ne örgüttür, ne konjonktürdür, ne çok çalışmaktır. Hepsini birden doğru yapmak, doğru değerlendirmektir. Ama isim isim teşekkür ettiğim 2 kişiden, 5 kişiden ikisi yanımda. Sayın Zeydan Karalar'ın ve Sayın Vahap Seçer'in illerindeki bütün zorluklara rağmen belediyeyi bu kadar iyi yönetmeleri, bu kadar hakkaniyetli yönetmeleri sadece bize illerinde rekorlar kırdırtmadı. Türkiye'deki diğer coğrafyalara da bu markalaşan isimlerle elbette ki Sayın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte, Muhittin Böcek'le birlikte bu markalaşan isimler CHP'de olmayan belediyeleri de CHP'ye kazandırdılar. İnsanlar dedi ki burası Adana gibi olsun, burası Mersin gibi olsun dedi. Ve bu son derece önemli başarının mimarlarından 2 tanesi de şu an yanımızda. Ayrıca Adana'da 4 belediyemiz ve büyük şehrimiz vardı. 4+1=5 diyorduk. Bu dönem 9 belediyemiz
ve büyük şehrimiz var. 9+1=10 tam 2 katına çıktı. Kazanılması ilk kez Yumurtalık yanılmıyorsam ilk kez kazanılan bir belediyedir. Kazanılması yakın yere konulmayan belediyeler kazanılmıştır. Bunlar önceki dönem hiçbir belediyeyi kaybetmememiz ve bunları iki katına çıkarmamız hep sizlerin başarılarının diğer ilçelere ve diğer illere sirayet etmesi sonucunu doğurmuştur. Bu son derece önemlidir. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye Belediyeler Birliği'nin seçimlerini yaptık. Geleneksel olduğu üzere Türkiye'de en büyük şehrimiz İstanbul'un belediye başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı oldu. Bu rahmetli Kadir Topbaş'ın görev yaptığı güne kadar bu gelenekti. Daha sonraki istifalardan sonra o gelenek aksamıştı. Türkiye Büyük Belediyeler Birliği'ni alarak Sayın Ekrem İmamoğlu'nu başkan yaptık. Birinci başkan vekili Sayın Zeydan Karalar oldu. Yönetiminde görev alan Sayın Vahap Seçer, Akdeniz bölgesindeki hangi partiden olursa olsun bütün belediyelere Türkiye Belediyeler Birliği hizmetlerinin güçleri nispetinde adil dağıtılması noktasında gayret gösterecekler. Ben ikisini de üstlendikleri bu önemli görevlerden dolayı teşekkür ediyorum. Burada çok sayıda yöneticimiz, milletvekilimiz, grup başkan vekilimiz, genel başkan yardımcılarımız var. Bizim için Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleriyle belediye başkanlarının uyumu gerçekten çok önemli. Adana'da 5 milletvekili, 5'i de göreve devam ettiler. Bu Türkiye'de bundan başka belki 1 ya da 2 ilde oldu ama bu kadar çok milletvekilinin korunması, oyun bu düzeyde artması, belediye sayılarının bu düzeyde artması tesadüfi bir şey değil. Ben hep milletvekillerimize söyledim. Bu uyumunuzu sürdürürseniz, Engin Altay hep söyledi. Siz uyum içinde olursanız örgüt de sizi ister, genel merkez de sizi ister. Bugün en 5 milletvekilimiz devam ediyor. Hem ittifaka gitti ama oyumuzu vekilimize arttırdık. Belediyeleri sayısını 2'ye katladık. Bu uyum çok önemli. İl başkanımızın, ilçe başkanlarımızın, belediye başkanlarımızla uyumuna çok kıymet veriyoruz. Adana'daki önceki 3 il başkanının milletvekili olması çok kıymetlidir. Bir il başkanının Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturması çok kıymetlidir. O yüzden bu uyumun genç, öğrenciliğinden beri tanıdığım il başkanımızın daha da bu başarıları arttıracağına, bu uyumu sürdüreceğine inancımız tam. Adana'nın başarısı Türkiye'nin başarısına dönüşecek. Buna inanıyoruz. Belediyeler Birliği toplantısında başkanlarıma söylediğimi burada bir kez daha basın önünde söyleyerek sözlerimi tamamlayayım. Başkanlarımızın cebinde birer anahtar var. Zaman zaman buna şehrin altın anahtarı derler. Belediyenin anahtarını aldık derler. Bu anahtar ne belediye kapısının anahtarıdır, ne belediyenin bütçesinin kasasının anahtarıdır. Bu anahtar Atatürk'ün partisinin Cumhuriyet'in 2. yüzyılında yapılacak ilk seçimlerde yeniden iktidar olmasının anahtarıdır. Onlar iyi yönettikçe bu anahtar ceplerindedir. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Millet bu vazifeyi partimize bir kez daha vermek için sabırsızlanıyor. Biz gününde yapılırsa da, erken yapılırsa da başımızla beraber, gününde yapılırsa gününde kazanacağız. Ama bu ekonomik kriz ve bu kadar sorunu görmeden ve inadına inadına hataları tekrar eden yönetim anlayışının da milletimizin gündemine çok yakın zamanda erken seçimi de sokabileceğini gösteriyor. Biz gelecek pazar yapılsa hazırız. Birinci partiyiz, iktidarı devralmak isteriz. Milletimiz ne zaman talep ederse, meclisimiz 360'ı bulup meclisten, Cumhurbaşkanı bu krizi sürdüremiyor ve bundan sonra bir erken seçim çaredir derse onun kararıyla yapılacak ilk seçimde iktidara tabiiz, iktidara talibiz ve iktidara talip olduğumuz noktada hem ülkeyi yönetmenin hem de Türkiye'ye yeniden demokrasiyi getirmenin, insanlarımızı zenginleştirmenin, aç karınları doyurmanın müjdesini Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerde olduğu gibi Türkiye halkına da verecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sayın Belediyesi bir akraba atamasıyla gündeme geldi. Sizin partinizin de gönderdiği genelge vardı belediyelere. Ne söylemek isterdiniz? Şunu söylemek isterim.
sorunun çözüldüğünü ifade etmek isterim. Biz belediyelerimize akraba atamalarının hiçbir şekilde yapılmamasıyla ilgili genelgemizi gönderdik. Belediye başkanımız bir pozisyon için o yetkinlikte kimseyi bulamadığı için kayınbiraderini atamak durumunda kaldığını söyledi. Duyar duymaz kendisini uyardık. Bugün öğle saatlerinde atama geri alındı. O atama resmileşmedi ve öyle bir atama yapılmamış kabul ediyoruz. Genelgemizin bütün belediye başkanlarımız açısından bağlayıcı olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Özgür Özel'in genel başkan olduğu partide, belediyede her ne haklı gerekçe olursa olsun bu tip atamalar, bu kadar yoksulluğun olduğu, bu kadar liyakatli gencin işsiz olduğu yerde yürekleri yaralar. O gençlerin yüreklerinin yaralanmasına biz izin vermeyiz. Belediye başkanımız da bu kadar durumun ciddi olduğunu fark etmediğini, kendisinin o yetkinlikte birine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Hatasını telafi etti. Ben de kendisine göstermiş olduğu bu olgun ve parti disiplinine saygılı davranış için teşekkür ederim.